Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Fen videosu nerede? Fen videosu nerede? İşte burada Ve artık geldi. <laughs> Yaşasın. Süper. Hocam siz kimsiniz? Tanımayanlar için. Evet, ben Fen Bilimleri öğretmeni Esra Çevik. öğüt Güzel. Biz burada bu sene 8. sınıf videolarımı yapacağız hocam. Evet 8. sınıfları biraz uğraştıracağız, fenle birazcık böyle cebelleştireceğiz ama sonuçta mutlu sonla başarıya ulaşacağız. Güzel. Peki hocam ilk ders ne? İlk dersimiz yaşadığımız gezegenden, dünyadan bahsedip nasıl hareket eder, bu hareketler bizim yaşamımızı nasıl etkiler buna bir dönüp bakacağız. Tamam. İlk ünite dünyanın hareketi. Güzel. Buna ben biraz hakimim hocam. Yaşasın. Yani göreceğiz videoda. Genel anlamda düşünürsek şöyle eski bilgilerimize döndük dedik ki dünyamız yuvarlak. Evet. Yuvarlak dediğimizde şekli düşünüyoruz ama o yuvarlak şekle baktığımızda aslında bir küresel yani üç boyutlu düşünmemiz lazım. Önce onu bir aklımıza yerleştiriyoruz. Üç boyut. Üç boyutlu düşünüyoruz. Bir top gibi düşünelim. Ha. Yani yuvarlak çizdiğimizde onu hep böyle kafam gibi hı hı. farklı boyutları olan bir cisim olarak hayal edelim. Güzel. Sonra da diyelim ki bu sevgili küre şeklindeki dünyamız nasıl hareket eder canı sıkılıp zıplamayacağına göre temel iki tane hareketi var. Nedir hocam? Bir tanesi kendi etrafında dönecek, diğeri durduğu yerde duramıyor ya güneşin de etrafında dolanacak. Hemen o zaman diyorum ki dünyanın hareketleri başlığımıza atalım. İlki demiştik ki kendi etrafında dönme hareketi olacak. Buradaki kavrama dikkat. Döner kelimesini kullanıyorum. Evet. İkinci durumdaki hareketi Güneş'in çevresinde dolanır. Dolanır. Aynen. Bu küçücük kelimeler bile aslında bizim için önemli olacak. Bilimsel söylemde bunlar birazcık daha böyle aklımıza yerleşmesi gereken Hı. kelimeler olacak. Dünyanın tekrar şekline geri gitmek istiyorum. Kendi etrafındaki dönüşünden bahsedeceğim, yuvarlaklığından bahsedeceğim. Şimdi sevgili Dünya'mı aldım, üç boyutlu küre şeklinde olduğunu aldım donduracağım Tamam, döndürelim. Saat yönü ne olur hocam? Her şey genelde şey bu da öyle mi? Saat yönü. İşte bu gıcık ters. Niye kafamızı karıştırmaya çalışıyor? Diyeceğiz ki saatin tersine dönsün. Hatta daha bilimsel söylersek batıdan doğuya doğru batıdan dönsün. Doğru. Güneş doğudan yükselir kavramını düşünürsem, yüzüme gelecek ışık, ekranımdan bana gelecek ışık tam karşıdan geliyorsa ya da hafif bir yan açıyla geliyorsa benim hareketim bana gelecek ışık yönünü değiştirecek. Dünyamızda şöyle düşünürsek saat yönünün tersine hmm. Yani batıdan doğuya doğuya doğru bir dönme hareketi yapacak. Güzel hocam. Peki dünyam yuvarlak ama tam yüz yuvarlak mı? Yani tam düzgün bir top gibi Göbekli mi? Göbekli bir amca gibi hocam. Hah hafiften öyle yani çok oynanmış da hafiften böyle yamulmuş bir top gibi evet. aslında. Kutuplardan hafifçe bir basıklık var. Ekvator dediğimiz şu aradaki hayali olarak çizdiğimiz kısımda bir tık daha şişkin. Doğru. Minicik bir daha genişleme durumu var. Türk Burada kası. Aslında ha aynen öyle en sevdiğimiz... <laughs> dünyada. En iyi geliştirdiğimiz, evet en mutlu hocam. olduğumuz kas. Dönüş hareketimi yapıyorum. Dimdik mi? Orada da bir gıcıklık var şimdi. Eğitlik dünya mi var? hafiften şey yapıyor böyle. Çok ders çalışmış öğrenci kafasıyla yatıyor. biraz yan yatıyor. Eksen dediğimiz bu hayali çizgiyi aldığımızda o hafif yatıklığı daha iyi görüyoruz. Dönme ekseninden bahsettiğimizde sevgili dünyamı aldım dedim ki arkadaş dimdik değil. Çok fen çalıştığı için hafiften bir yanlamış. Bilimsel olarak söylersek bu açı olarak 23 derece 27 dakikalık bir açı. Dönme eksenim yan yattıysa ekvatorumu da artık dümdüz çizmemeliyim. Tabii o da yan. O yüzden şu kemerimi hafiften yan çevirmeliyim. Bir şey merak ettim. Hı -hı. Mesela dünya böyle bir minik yatık duruyor ya. Evet. Mesela ay filan da öyle midir? Ayda çok büyük bir yatıklık yok. Ayın dönüş ekseni dünyanınki gibi yine saatin tersine. Ha bazı gezegenler terslik yapıp saat yönünde dönebiliyorlar. Gruba uymuyorlar ama geneline bakarsak bambaşka evet. bir ünitenin bambaşka bir konusu dünya gibi genelde saatin tersine döndüklerini görüyoruz. Çok güzel ya bunu bilmiyordum. Keyifli güzel. eğlenceli konular bunlar. Uzay o ne güzel. Olsa da görsek. falan. Evet, Şimdi teşekkür. dünyanın hareketinden bahsettim. Bu eğiklik bize ne sağlayacak? ya da bir dönme ne sağlayacak? Dolanma hareketinde şu eğiklik de işin içine girdiğinde biz mevsimleri öğreneceğiz. Hı hı. Konumuzun ilerleyen dakikalarında. Ama şimdi dünya kendi etrafında döndü. Hafif de eğik döndü. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani ne etkiliyor ki beni? Ne olur? Muş olur. Ne olur hocam? Ne olur? Şimdi dedim ya hani ekrana bakıyorum. Işık bana dümdüz geliyor. Tüm yüzümü aydınlatıyor. Ya da hafif yan döndüğümde yüzümün bir kısmı gölge aydınlık ama diğer tarafı biraz daha gölge oluyor. Daha da ters dönsem, sırtımı dönsem... Karanlık oluyor. Karanlık oluyor. Gece yani, gündüz süper. Dünya üzerinde ışık ve aydınlık, karanlık, e, gündüz ve gece kavramlarını bize getiriyor. O zaman dünya kendi etrafında tam bir turu ne kadar zamanda atıyor? 24 saat. Süper. 24 saat yaklaşık süren bir zamanım var. 24 saatlik bu tam tur bana bir günü veriyor. Bu dönme sonucunda mı oluşuyor hocam? Aynen. Bir günlük dönme tam bir tur. Şöyle bir tur atması 24 saatte bana neyi veriyor? Dolanma Gece ve gündüz. Değil yani. Bu dönme. Aynen öyle. Bu bana gece ve gündüz kavramlarını kazandırıyor. Gece gündüz olunca ne oluyor? Işığın gelme açısı ve değişiyor. miktarı değişiyor. O zaman sıcaklık. Aynen. Ne kadar dik gelirse o kadar yoğun ışık alıyorum. O kadar dik ışık alıyorum. Ne kadar yan duruyorsam o kadar teğet geçen bir ışık alıyorum. Hı hı. Yani şöyle düşünüyorum. Hani top demiştik ya arkadaşlarımla takılıyorum top oynuyorum. Yüzüme doğru dümdüz gelen bir topun bana etkisiyle. Kötü olur hocam. Hafiften sıyırıp gitmesi e biraz farklı olacak. İşte dünyada ışığı eğer dimdik alıyorsa tam güneşe karşı duruyorsa o zaman biraz daha böyle dik açıyla aldığında daha aydınlık ve, ve daha sıcak, sıcak hissedeceğim. Oldu. O yüzden de hemen şunu da unutmadan not alayım gün içindeki sıcaklık farklılıkları oluşacak. Yine bu dönme hareketi yüzünden. Bu da dönme hareketi çünkü farklı açıyla farklı ışık alıyorum. Işık ne kadar bana karşıdan geliyorsa, ne kadar dik açıyla geliyorsa benim ondan etkilenme şansım o kadar fazla. Açı biraz eğildi. Sabah erken saatleri ya da akşam geç saatleri düşünebilirim. Şimdi diyorum ki eğik açı sabah ya da akşam etki sıcaklık. Hocam daha soğuk olur. Daha soğuk olur, daha ee... serin olur. Gölgem ne olur? Gölgesi uzar hocam. Aynen şuradaki gölgem küçücükken hemen hemen yok gibiyken şurada ne olacaktır açıdan dolayı gölge bir. Biraz Güzel. daha büyük olacaktır, büyüyecektir. Yani aslında gölge boyumu da etkileyecek. Güzel. Bu kadar, şimdilik bu. Şimdi sevgili dünyamızla ilgili temel birkaç şey öğrenmiştik, demiştik ki hafiften böyle kutuplardan basık. Bilimsel ismini söylersem geoid şeklinde, biraz eliptik şekilde. Sonra dedik ki hafiften ekseni yan hemen işin içine kattık. Ekvatoru biraz yan çevirdik. Dünyanın başka hangi özelliklerini tanıyorum dersem kuzey kutup noktası ve güney ve kutup güney noktası. kutup noktasından bahsedeceğiz. Kuzey ve güney yarım küreleri zaten tanıyoruz. Ekvator'un üst ve altı diye tanımlıyoruz ama aslında şu üç boyutta alt üst çok bilimsel bir kavram olmuyor. Biz daha çok hani o taraf ve diğer taraf diye düşünüyoruz. Nedir hocam onların evet. isimleri? Bu kuzey. Yarım Küre, ...yarım küre ve... ...diğeri güney, güney yarım, küre. yarım küre. Yani biraz daha bilimsel söyleyeceğiz artık. Yaşımız ilerledikçe, bilgimiz arttıkça daha doğru bilimsel kavramlar kullanabileceğiz. Güzel. Şimdi diyeceğiz ki güzel yatırdık dünyayı özel noktaları aldık... Bitti mi? Bitmedi. Yeni birkaç daha kavram öğrenmem Nedir lazım. Diyeceğim ki şimdi güneşten bize ışık gelecek ve hani gece gündüz falan oluşacak ya. Şöyle bir mutlu güneş çizeyim şuraya. Bana ışık göndersin. Kuzey ve güney yarım kürenin bu eksen eğikliğinden dolayı nasıl etkilendiğine bakayım. Diyeyim ki güneş ışınlarımı gönderiyorum. Evet. Şöyle baktığımda. Şimdi ben güneş ışınlarını incelediğimde hem kuzeye hem güneye aynı açıyla mı gelecekler diye bakıyorum. Asla. Gelmeyecekler. Hafiften yatığım. Hani dedim ya top bana doğru geliyor. Kafa atma olasılığım şu anda kuzeyde mi güneyde mi daha? Kuzeyde olası? daha yüksek. Süper. Bir pizza'ya benzetirsem, kestim. Aydınlık olan yani gündüz yaşayan bölümünü de şöyle kabaca işaretlersem. Doğru. Şu sevgili pizza dilimimi aldığımda. Şu bölgeye bakıyorum genişliğine. Şimdi sen olsan hangi dilimi tercih edersin diye soruyorum. Çizdiğinizi. Ya da güneydeki dilimi alıyorum. Kuzeydekini hmm. isterim hocam. Ben de. Olsa da yazık. <laughs> Şimdi diyorum ki ışığı daha dik ve daha çok aldım. Ben bir mevsim yaşayacağım. Ne yaz. yaşayacağım? Yaz yaşayacağım. Aynen öyle. O yüzden kuzey yarım kürede yaz yaşayacağım. Diğer tarafa geldiğimde güney yarım kürede daha eğik ve daha az aldım ışığı. Tam tersi. kış. Tam tersi. Her zaman onu düşüneceğim. Kuzeyde ne varsa güneyde hep tersi olacak. Bildiğimden yola çıkarsam diğerini yorumlayabilirim. Şimdi diyeceğim ki Dünya güneşin etrafında. Dolanma hareketi yaparken bazı özel konumlarım var ve ben bu konumlarda belli noktalara ışığın daha dik açıyla geldiğini fark edeceğim. Hı hı. Bu özel tarihleri az sonra geçiyoruz ama ben eğer kuzey yarı küredeysem ve ışık bana tam dimdik geldi o özel tarihte diyorsam o dik geldiği an o bölge bir çizgiyle belirlense ben oraya bir isim vereceğim. Nedir o? Diyeceğim ki ben buna dönence ismini vereyim. Dönence. 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 Işığı tersi aldım. Dünya hareket etti. Güneşin diğer tarafına geldi. Bu seferde ne olacak? Tam tersi. Yani güneyde de bir dönence olacak. Hı hı. Bir tanesi yengeç, ötekisi oğlak. Hangisi hangisi? Ha, kuzeydeyim yazı yaşarken yengeç dönencesinden bahsediyorum. Yengeç dönencesi, güney yarımküredeysem ışığı dik aldığım tarihlerde oğlak. o hayali çizgim oğlak dönencesi olarak isimlendirilecek. Detaylarını az sonra göreceğiz demiş. Şimdi dünyayı ne yaptık? Kendi etrafında döndürdük. Güneşin etrafında dolandıracağız. Güneşi ortaya aldım mutlu ve ışık saçan bir güneşim var. Evet. Sonra dedim ki dünyanın şöyle yaklaşık bir tur atacağını düşünürsem alt ve üst kavramı var mı? Olmalı mı? Yoksa bu da mı hani böyle görsel olarak beni kandıran Ama bir şey? Ama üç boyutlu düşüneceğiz demiştik üç ya. Üç boyutlu düşüneceğim. Yani aslında şunu var. düşüneceğim. Önde, yanda ve arkada kavramlarına bakmam lazım da daha iyi anlamam için sanki yukarıdan bakıyormuşum gibi hayal edeceğim. O yüzden de diyeceğim ki şu iki yan tamam güzel anlaşılıyor da alt ve üst değil de aslında ön ve arka kıyı evet. hayal ederek şunu alacağım. Yaklaşık elips şeklinde bir yörünge var. Eliptik bir yörünge. Bir aracın böyle yol aldığı şerit gibi düşünebilirim ya da bir sporcunun parkuru gibi düşünebilirim. Gerçekten bir çizgi yok. Hı -hı. Mış gibi yapıyorum ki işim kolaylaşsın. Tabii. Nasıl ki eksenim öyle bir çubuğum yoksa ben işimi kolaylaştırmak için kullanıyorsam burada da aynı mantığı yapıyorum. Güzel. E böyle mi dönüyorum şimdi? Terse mi dönüyorum? Yine bir dolanmanın yönüne bakmam lazım. O da şeyle aynı değil midir hocam? Saat yönünün tersine değil mi? Aynen öyle. Hatırlamak için yine hemen diyorum ki saat Tersini Şu dört tane özel konumu aldım cebe attım. Şimdi geldim az önce bahsettiğim o dik gelme konumunun tarihlerine. Ne yapıyorum? Aylardan saymaya başlıyorum. Ocak, Şubat, Mart. Yapıştırdım Mart'ı. 3 ay daha geçtim. Ee, Aralık. Mart'tan Yaza geçtim mı yahu. Mart, Nisan mıyız? Ay, Haziran, Haziran. geldim. Güzel. Dörde böldüm. Yaklaşık 3 ay sonra ne yaptım? Eylül. Eylüle geldim. 3 ay daha geçtim. Aralık hocam. Şimdi aralığa geldik. Süper. Şimdi diyorum ki hangi gün? Tamam ay. Okey. Ama hangi gün? 21. Yaklaşık olarak aldığımda Mart 21. Haziran? 21. 21. Eylül? 21 değil. Gıcık. Niye? Okulların açıldığı ay. Tabii şaka bir tarafa. Tam 360 gün olmadığı için tam da dörde bölmüyorum. Aynı güne denk gelmiyor. Eylül diyor ki ben 23 olacağım arkadaş. Sana biraz kafa karışıklığı vereceğim. Güzel. Hatırlama yöntemi. işte okullar açılıyor. Bir farklılık var. Hayatımızda bir değişiklik oluyor attım cebe. Aralık, yine 21 Aralık. Şimdi diyorum ki, şu dünyanın özelliklerini bir daha alayım ben. Eksenini eğdim, eğdim. Şöyle aldım. Sevgili ekvatoru, göbeği yerleştirdim. Kemerimi taktım. Güzel. Sonra diyorum ki, ya şu kuzeyi güneyi de ben bir hatırlayayım. Hemen diyorum ki, şöyle kuzey yarım ve güney yarım var. Yine hatırlamak için kuzey ve güneyi yerleştirdim. Yine kuzey ve güneyi ve yine kuzey ve güneyi yerleştirdim. Genel olarak şu bilgileri bir yerlerde böyle yerleştirirsem bununla ilgili çıkabilecek tüm sorularda da zaten bana bunlar ipucu verecek. Şimdi güneş ışınlarını göndermiştik. Demiştik ki şu konumda gelsin. Hadi buyurun bakalım. Orada dik gidiyor hocam neredeyse. Şurada kuzeye mi daha dik açı daha geniş açı Kuzey. geliyor yoksa güneye mi? Aynen şöyle hayali olarak aydınlanan gündüz olan bölgeyi aldığımızda ne oldu? Kuzeyde bildiğimiz yazı yaşarken güneyde dilim küçüldü. Aydınlık zamanı azaldı. Daha eğik açıyla kışı yaşıyoruz. Hocam bu arada bir şey soracağım. Mesela Tabii kuzeyin ki. tamamını çizmedik ki. Arka tarafta kalan bir yer var. Gece gündüz kavramı. Dönüyorum güneşe bakıyorum ya da sırtımı döndüm. Orası şey değil değil mi? Orası da yaz yani. Gece ve gündüz sadece fark o tamam. ama yine yaz. Tüm kuzey yarım küre yaz yaşıyor. Şimdi devam ettim. Eylül'e bakacağım. Buradaki kavram neydi? Şu açı. <laughs> yani benim orta göbeğim ekvatorum Karsınur. aslında tam karşıda. Yani artık ekvator bölgesi ışığı dik alıyor. Bu durumda ne oldu? Kuzey ya da güneyde hemen hemen bir eşitlik var. Açının ister eğik ister dik olsun fark etmez. Kuzey ve güney bahar yaşıyor. Hangi bahar şimdi ona bakacağız. Kuzeydeydim ülkemi düşünüyorum. Yazdan kışa doğru geçiyorum. Sonbahar. Süper. O zaman kuzey için hemen diyeceğim ki bu arkadaşlar sonbaharı yaşıyorlar. Tüm kuzey yarım küre sonbahar yaşarken güneydekiler ne yapıyor? İlk yavaş bahar. yavaş ilkbahara doğru geçiş yapıyorlar. O yüzden de ilkbaharı aldım güneye yazdım ki aklıma da yazmış olayım. Sonra dedim ki yine ışığı göndereyim. Güneşten ışık nasıl geliyor? Bir bakayım. Hee pizza dilimi ters oldu. Şimdi aydınlık olan bölgede kuzey ne oldu? Birazcık küçüldü. Güneyin dilimi ne oldu? Biraz Art yani daha çok ışık almaya, daha dik ışık almaya başladı. Güney yaz oldu. Güney'de artık yaz yaşıyoruz. Kuzey'de artık kış, kış yaşıyoruz. Yine geldik Mart'a. Bu sefer kıştan yaza geçiş yapacağım için kuzeydeyim. Ülkem için düşünüyorum ne diyorum? İlkbahar. İlkbahar yaşıyorum. Aynen öyle. İlkbahar güneydeyse ama artık yazdan kışa doğru geçmem son lazım. Hocam. Hep de tersini düşünecektik ya. Kuzeyde ne varsa tersi olacaktı. O yüzden dedim ki sonbaharı da aldım cebe attım. Hani demiştik ya özel zamanlarda özel tarihlerde bir şey oluyor. Yani ne oluyordu? Bizim dönencelerimiz vardı. Yengeç dönence'm yazın dik açıyı alırken tamam. Diğer tarafa ışınlandım yaklaşık 6 ay sonra Oğlak Şimdi oğlak dönencesinin dik. de dik aldığı açıyı yakaladım. Baharda ne oluyordu? Baharda ne oluyor hocam? Şöyle Çiçekler de olsam açıyor. şöyle geliyor ya hani ilkbahar ya da sonbaharda. Eşit mi oluyordu? Burada ışığı eşit alıyorlardı. Bu durumda da diyoruz ki işte bu arkadaşlar ne zaman ışığı dik alacak? Ne zaman? Bahar olduğunda ilkbahar ya da sonbahar olduğunda ekvatora dik alacaklar. Tamam. Bu özel tarihlerin de bazı özel isimleri olsun. Olsun hocam. Gece ve gündüzün eşit olduğu bahar tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül'de biz ekinoks kelimesini kullanacağız. Buna ekinoks mu deniyor hocam? Yani? Ekinoks deniyor. Gece ve gündüz eşitliğinden bahsediyoruz. Hem ilkbahar hem sonbaharda biz bunu yaşıyoruz. Kuzey ve güney yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşit, eşit. oluyor. Kuzey yarım küreye geldim. Yaz yaşıyorum. Hazirandayım ve Oldukça yoğun ışık alıyorum. Dik alıyorum. Yani diyorum ki ne oluyor? Hocam 21 Haziran'da ben şeyi biliyorum. Bol ışık, en çok ışık. Yılın en çok ne olduğu gündüz. Gündüzün en uzun, uzun olduğu süre süper. Evet. En dik ışık aldığım zaman yarım küremde yani kuzey yarım kürede ne oluyor? En uzun gündüz, gündüz. yaşanıyor. O zaman... Bu durumda gece ne oldu? Kısaldı. Toplamda 24 saat ise e, gündüzün geri kalanı en kısa geceyi yaşamalıyım. Tamam. Ve en uzun gündüzü yaşadıktan sonra artık gündüzleri Kısalır. biraz kısalmaya başlıyor. Yani günler dönmeye başlıyor. Ben buna gün dönümü diyorum. Ben demiyorum bilimsel olarak söyleniyordu işte. 21 ben de Haziran'dan diyorum. sonra mı? Aynen 21 Haziran tarihi bizim gün, gün dönümü. dönümü tarihimiz oluyor. Daha bilimsel söylersek biz buna soystist diyoruz. Allah. Buyurunuz. İşte biraz fen beyin yakacak normal. Neymiş hocam Solst Solstis. Solstis. Gün dönümü biraz daha Türkçesini de hatırlayabiliriz Güzel. ama kavramlar aklımızda kalsın lazım olur belki sorular. Şimdi 23 Eylül'de ekinoxu geçtim. Gece gündüz eşit. Unutmayayım. Bunu da bir not alayım. Şimdi gece gündüz eşit. Güzel. Aralığa geldim. Yine kuzey yarım küreyi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Güneyde hep tersi olacaktı onu hatırlıyorum. Hocam 21 Haziran'da en uzun gündüzdü. Tamam, bu durumda. O zaman burada tam tersi olacak. Süper. Eğer ben kuzey yarım bahsediyorsam en uzun geceyi 21 Aralık'ta yaşıyorum. Yaşıyor. Bu durumda güney yarım isem en, en uzun, uzun gündüzü yaşıyorum. Yine bir gün dönümüm var, bunu da unutmuyorum. Döndüm 21 Mart'a. Yine equinox var. Yani kuzey ya da güney fark etmez. Gece ve gündüz eşit olacak. Güzel. Bu da bu kadar. Nice. Evet. Şimdi birkaç bilgi öğrendim ama ben bunu kullanırsam daha kalıcı olacak. O yüzden temel anlamda yine az önceki mutlu güneşimi bu sefer şu açıyı aldım. Dedim ki dünyayı kabaca şöyle bir çizeyim. Hemen diyorum ki sevgili dünya ekseni hafifçe eğdim. Aldım. Evet. Ekvatorumu belirledim. Kuzey yarım kürem var ve güney, güney yarım kürem var. Bunlar cebimde. Şimdi ben bu kuzey ve güney yarım kürelere farklı şehirler yerleştireyim. Mesela diyeyim ki şuralara bir yere bir A şehri yerleştireyim. Şuralara bir yerlere bir B şehri yerleştireyim. Biraz daha güneye ineyim. Bir tane de C şehrim olsun. Şimdi ben bu arkadaşlara bakıyorum. Diyorum ki A, B ve C şehirleri arasında gezeceğim ya da orada farklı arkadaşlarım var haberleşeceğim. Tamam. Tamam ben bu arkadaşlarla alo naver dediğimde öncelikle bana hangi mevsim olduğunu söyleyecekler mi? Günler kısa, geceler uzun mu, gün uzun mu, gölge boyu ya da bir şehirden başka bir şehre hareket ettiğimde acaba ne gibi değişimler göreceğim? Yani kuzeydekilerin hepsi aynı şeyi mi yaşayacak yoksa farklılıklar olacak mı? Şimdi bakıyorum diyorum ki böyle sorularda her zaman ne yapıyordum? Önce güneşten ışınların bana bir gelsin diyordum. Tabii her zaman. Her zaman. İlk adımım bu olsun ki işimi garantiye alayım. Şimdi şöyle baktığımda ışığın daha dik ve daha yoğun geldiği bölge. Aa. Şöyle baktığımda a mıdır acaba? Değil mi? Şu pizza dilimini hatırlayalım mı? Ha, evet, Gündüz ve gece için yine şöyle hayali olarak bir çizgi attım. Güneşe doğru dönük tarafım ışığa daha dönük olduğu için şöyle bir dilim. Güney yarım kürenin dilimi, şuradaki dilime baktığımda ise hmm. Kuzey yarım kürenin dilimi. Hocam demek ki C yazı yaşıyor aslında. Ha süper. O Çünkü zaman daha fazla ben bunu güneş. kesinlikle ben bunu hatırlamak için hemen yazıyorum. Kuzeye geldim. Kış. Küçük dilim. Ben kış yaşıyorum. Açıya baktığımda daha eğik ve daha dik geldiğini biraz daha anlıyorum. Şimdi ortadan bir dikme çizmiştim. Gece ve gündüzü inceleyecektim. A ve B arasında. Hocam A gece pardon gündüz. Heh, süper. B gece yaşıyor. Aynen öyle. A gündüz yaşarken B gece yaşıyor. yaşıyor. Ama ikisinin ortak noktası neydi? Kuzey yarım kürede. Var. Her ikisi de kış. kuzey yarım kürede. Yani kış mevsimini yaşıyorlar. C ne yapıyor? Hocam C... Çok düzgün çözememişim. Üzgünüm aslında. ama şuralarda bir yerde olduğunu düşünelim biz onun. Hani o işi zaman alan bölgeye alalım gündüz yaşıyor hocam. Aynen öyle. C gündüz yaşıyor. Peki yaz mı kış mı? Yaz mevsiminde. Yaz mevsimini yaşıyor. Şimdi diyorum ki buradaki arkadaşlar haberleşiyorlar. A'daki diyor ki Buralar bizde çok ışık miktarı ha az. Dolayısıyla burası daha soğuk. Evet. Gündüz süresi kısa mı uzun mu? Kışın gündüz süresi kısadır. Kısa. Güneş erken mi doğuyor geç mi doğuyor? Geç doğuyor, erken batıyor. Erken batıyor. Bizim gün ışığından yararlanma süremiz azaldı. As. Bir şey daha var. Nedir? A ve B ikisi de kuzey yarım kürede ve ikisi de kış yaşıyorlar ama A Türkiye'de, B Finlandiya'da. Daha da kuzeyde. Daha da soğuktur. Daha da soğuk. Gündüzler daha kısadır kısadır. Niye? Çünkü güneşin gelme açısı daha iyi hocam. Daha da eğik bir açı. Hatta şuna dikkat edersem kuzey kutup noktasına gittiysem. Güneş gelmiyor gittim. neredeyse. Ters değil mi? O yüzden işte bu 6 ay gece 6 ay gündüz hikayesi burada. Kuzey yarım küredeysem ben yaklaşık olarak bir gün boyunca karanlığı yaşıyorum. Bu günler sürüyor yaklaşık 6 ay boyunca. Güney yarım küredeyim. Kutup noktasına gittim. Güney'e indikçe ne oldu? Bu sefer gündüzlerin süresi daha da arttı. Evet. Eğer oralarda bir yerde sen ben neredeyse tüm gün aydınlık yaşıyor Çok güzel. Saat kaç olursa olsun güneş var. Demiştik ki Türkiye ile Finlandiya. Güzel. güzel. Işık ve gölge boyları arasında. Hemen şeyi soracağım. Pardon tabii Me ki. Madem mesela güney yarım Küreye şu an kutup noktasına... Full güneş geliyor. 6 ay gündüz. Niye o zaman oradaki buzullar erimiyor? Oradaki buzullar o kadar kalın bir tabaka ki, öyle hmm. bir yoğunlukta ki tabii ki bir miktar ışığa karşı ufak bir erime gösteriyorlar ama yine de Ekvatorya'da hani demiştik ya dik geldiği açı oğlak dönencesi o kadar dik almadığı için aslında o kadar da ısıtmıyor. Birazcık da ısıtmıyor. Yani hani tam böyle Ekvator'daki ya da C'deki oğlak dönencesine yakın bölgedeki kadar da etkili olmuyor. O hep açının gelişiyle alakalı. Güzel. Tekrar dönelim. A ve B arasında, C arasında şöyle ışık gölge boyuyla ilgili bir yorum yapalım. Hocam, ne A'da şimdi. A'dayım. Gölgemiz Öğlen saatinde dikiliyorum? B'ye göre daha kısadır. Neden? Çünkü A'ya gelen güneş ışığı daha neredeyse birazcık daha dik geliyor şeye B'ye göre. Hmm, güzel. A'da bir tık daha aslında biraz eğik çünkü eğik. kış yaşıyor. Yani açı Şöyle aşağı. Böyle B'de ne oldu? İşler biraz daha karıştı. Daha da uzun. Daha da eğik bir açı geldi. Arkadaşlar aynı boyda olsalar da gölgeleri ne oldu? Uzun. Çok daha farklı oldu. C'ye gittiğimde gölge yaz boyu yaşıyorum. Kısadır. Gölge boyu neredeyse yine arkadaş aynı boyda ama ne oldu? Dik açıyla aldığı için ışığı gölge boyu çok daha minyatür olacak. Kesinlikle hocam. Bu da bu kadardır. Hocam soru mu çöz? <laughs> i̇yice anlamak için, şimdi bunu iyice pekiştirmek için birkaç tane soru çözelim de başka nasıl çıkabilir böyle? Neler karşımıza çıkar? Biz bu konuyu ne kadar öğrendik bir görelim. Evet. Şimdi bana diyor ki Dünya kendi etrafında dönerken güneş etrafında dolanır. Ben sana bunu şekil olarak verdim. Ekseni eğdim, ekvatoru yerleştirdim. Biz bunları biliyoruz zaten. Biliyoruz zaten. Mevsimleri oluşturacağım. Özel tarihler var. Hmm, bir hatırlayacağım. Hangi konum hangi harfle eşleşir bakacağım. Bana diyor ki böyle sorularda ne yapmayı hatırla? Hemen güneş ışınlarını gönder. K konumuna gönderiyorum. Güneşten ışınlar geldi. Yaklaşık aydınlanacak bölgeyi anlamak için de dikmemi çizdim. Dedim ki hani şu pizza dilimlerimiz vardı. Her zaman. Kde ülkemizi de düşünerek kuzey bölgeye baktığımızda oradaki dilim daha büyük. O zaman hangi mevsimi yaşıyorum? Yaz. Daha dik, daha çok ışık aldığıma göre yaz yaşıyorum. Tam tersini hep güney için düşünecektim. Burada da kış yaşıyorum cepte. M'ye geldim, işler terse döndü. Bu durumda ben kuzey yarım kürede kış yaşayacağım. Hı hı. Güney yarım kürede yaz yaşayacağım. Yazdan kışa geçiyorum. L konumunda yine kuzey yarım küre için söylersem. Yazdan kışa geçtiğim için... ilkbahar sonbahar. Son sonbahar yaşayacağım. N'ye döndüğümde kuzey yarım küre İlk yine bahar. kendim için düşünüyorum. İlkbaharı işin içine kattım. Özel tarihlerimi hatırlıyorum. Yine kendimden yola çıkacağım. Ben yazı ne zaman yaşamaya başlarım? Haziran. 21 Haziran'da başlarım. O zaman diyorum ki K için bana ne diyecek? 21 Haziran ve diyeceğim ki ben ülkemizde yaşanan durum 21 Haziran'da yaz olmalı. O zaman C ve D'yi direkt eledim. Sonra dedim ki L'ye geldim. 23 Eylül yaşıyorum ama burada bana bir ters köşe yapmış. Demiş ki sonbahar mı, ilkbahar mı? Yemezler. Tabii ki sonbahar. İlkbaharı elemeliyim. Sonra siklere devam ediyorum. Aslında buldum gibi ama işimi garantiye alayım. Hepsini okuyayım. M'ye geldiğimde 21 Aralık'ta kış yaşadığımı görüyorum. N'ye geldiğimde 21 Mart'ta ilkbaharı görüyorum ve kesinlikle cevabımın B olduğunu anlamış oluyorum. Süper. Şimdi bana diyor ki: "21 Haziran'da dünyanın güneş karşısındaki konumunu verdim. Hatta senin için yorulma diye ışınları da gönderdim. Dönme eksenini verdim, dönenceleri verdim. Bildiğimiz kavramları bir daha gördük, hatırladık." Bize diyor ki: "Öğlen vaktinde yengeç dönencesi, Ekvator ve oğlak dönencesinde Açıları bir düşün. 21 Haziran'da kuzey yarımküredeyim. Işık. Aha, yaz. Ne olacak? Benim dik için. Dik geliyor. Dik gelecek ve ben yaz yaşayacağım. Hatta özel durumum yengeç dönencesinde dik, dik gelecek. Dik geliyor. Öğlen vakti yengeç dönencesinde nerede dik? Aa C ve D gitti. Bu durumda. Biraz daha güneye doğru indim. Ekvatora doğru geldim. Açı ne oldu? Birazcık eğildi. Eğilmeye başladı. Peki oğlak dönencesine inersem daha da güneye inersem açının daha da eğik olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleriz. Bu durumda seçeneklerime baktığımda ne oldu? Biraz eğildi ve daha da eğildi diye baktığımda cevabımın A olduğunu gümbür gümbür söyleyebilirim. Hocam peki bu soruları e, nereden çözüyorsun? Bunları 5 yıldız yayınlarının soru bankasından çözüyoruz. Güzel. Eğer arkadaşlar devamını bakmak isterlerse soruları merak ediyorlarsa aşağıdaki linkte var hocam. Tıklayıp %10'u indirimle alabiliyorlar. Ee, bu bizim bütün videolarımızın altında var. Takip eden arkadaşlara duyurulur. Tavsiye ediyoruz Hocam bir sonraki videoda ne işliyoruz? Bir sonraki videoda biz hava durumuna bakacağız. Hava olaylarına bakacağız. Yağışlar nasıl oluşur falan bunu inceleyeceğiz. Bununla ilgilenen bilimlere bakacağız. Yani genel anlamda hava durumunu inceleyeceğiz. Güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.